Biyoloji ÖSYM'nin programı üzerine yayınladığı programdaki belirttiği üzere konular arkadaşlar 6 ana kısımdan oluşmaktadır. Birincisi hücre ve metabolizma, ikincisi canlıların sınıflandırması, üçüncüsü kalıtım evrim, dördüncüsü ekoloji, beşincisi bitki biyolojisi, altıncısı ise arkadaşlar insan ve hayvan fizyolojisidir. Biz de konularımızı anlatırken bu konu müfredatını takip edeceğiz. Burada arkadaşlar ilk ünitemiz hücre ve metabolizmadır. Hücre ve metabolizmadan yaklaşık olarak 8 tane soru gelmektedir. Bazıları diğer konularla da ilişkili olarak arkadaşlar 10 taneyi de bulmaktadır. Hücre ve metabolizma ünitesini iki ana kısma ayırabiliriz. Birincisi hücre, ikincisi metabolizma. Hücre kısmında arkadaşlar ilk konumuz olan biyoloji için kimyadan başlayıp inorganik, organik bileşikler. Daha sonra hücrenin arkadaşlar organelleri, mitoz, meyoz bölünme, eşeğli eşeğsiz üreme ile birlikte gelişme konusunda biz hücre ve metabolizmanın içerisinde işleyeceğiz. Gelişmeden sonra insanda gelişme kısmında yine bu başlık altında işleyerek hücre ve metabolizmanın hücre kısmını bitireceğiz. İkinci kısım ise arkadaşlar metabolizma kısmıdır. Metabolizma kısmında solunum, fotosentez ve kemosentez olaylarına değineceğiz ve böylece ilk ünitemiz olan hücre ve metabolizma konusunu bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar gelin hep beraber hücre ve metabolizma ünitesinin ilk konusu olan biyoloji için kimya konusuna giriş yapalım. Biyoloji için kimya nedir? Şimdi arkadaşlar kimyasal elementler arkadaşlar ve bileşikler ilk başlığımız bu. Element nedir? Arkadaşlar element kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddelere denir. Kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddelere element denir. Element arkadaşlar kimyanın temelidir. Nasıl biyoloji için hücre varsa arkadaşlar kimya için de element terimi bu derece önemli bir kavramdır. Tek tip atomdan meydana gelir. Değişik bir ifadeyle tek tip atomların bir araya gelmesiyle bir ne meydana gelir? Element meydana gelir. 96 tane doğal element vardır. Kimyacılar bu konuda bir fikir bilgi edinememişlerdir. Yapay birçok elementin olmasıyla birlikte bu oran 106, 108, 110'a kadar çıkmaktadır. Ama bizim için kimyasal olarak kullandığımız ya da kimyasal literatürde bulunan 96 tane doğal elementin varlığını bilmemiz yeterlidir. Elementlerin Latince birer simgesi vardır. Her birinin Latince birer simgesi vardır. Bir kısmı ise arkadaşlar bunların Almancadan geçmedir arkadaşlar. Ama büyük bir kısmı Latincedir. Ve elementler periyodik cetvelde atom numaralarına göre sıralanırlar. Bakın arkadaşlar şunların her biri element. Bunların her biri arkadaşlar element. Bu elementler de şunu bir element olarak düşünecek olursak arkadaşlar bu elementler de bir atom topluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bileşik. Belli oranda arkadaşlar bileşikler belli oranda bir araya gelen iki veya daha fazla element içeren maddelere bileşik diyoruz. Belli oranda bir araya gelen iki veya daha fazla bileşik içeren maddelere biz iki veya daha fazla element içeren maddelere bileşik diyoruz. Şimdi arkadaşlar belli oran derken bileşiklerde rastgelelik yoktur. Yani tutup da 10 tane karbon atomu, bir tane oksijen, 150 tane öyle bir kavram yoktur. Her bir bileşiğin belirli bir atom sayısı vardır. Belirli bir neyi vardır arkadaşlar? Oranı vardır. Örneğin glukozu söyleyecek olursak arkadaşlar 6 tane karbon, 12 tane hidrojen ve 6 tane oksijen atomundan meydana gelir. Ve biz glukozu C6 H12O6 olarak ifade etmekteyiz. İşte arkadaşlar glukoz bir bileşik olarak 6 karbon, 12 hidrojen ve 6 oksijen atomundan meydana gelmektedir. Hidrojen elementi arkadaşlar bakın oksijen elementi arkadaşlar 2 tane hidrojen elementi bir tane oksijen elementiyle birleşince arkadaşlar H2O su molekülü meydana gelmektedir. Burada bir oran söz konusudur arkadaşlar. Bu oranda 2 hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşmaktadır. Şimdi canlılar arkadaşlar temelde 96 tane doğal elementten arkadaşlar John PC atomlarından oluşur. Hocam John PC nedir? Karbon, hidrojen, oksijen, azot, sülfür ve fosfordur. Bakın arkadaşlar büyük oranda biz John PC'den oluşuyoruz. Karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfordan meydana gelmekteyiz. Şimdi arkadaşlar 96 doğal elementten bu arkadaşlar 6 element bizim yapımızın büyük bir kısmını meydana getirmektedir dedik. Şimdi arkadaşlar 25 kadar element ise arkadaşlar canlı yapısında bulunmaktadır.
96 doğal elementten 25 kadarı canlı yapısında bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi geri kalan yani 6 elementten 6 element büyük oranda meydana geliyor. 96 tane doğal elementten 25 tanesi yapımızda var ve bunun 6 tanesi %96'dan fazlasını oluşturuyor. Geri kalan 20 kadar element ise arkadaşlar daha az miktarda ihtiyaç duyulduğu için biz bunlara eser elementler veya iz elementler demekteyiz. Şimdi kimyada önemli bir kavram olan atomdan bahsedelim. Atom nedir? Atom her element belli bir atom çeşidini içerir. Elementi tanımlarken şöyle dedik arkadaşlar. Aynı tip atomların bir araya gelmesiyle oluşturdukları yapıya biz ne diyorduk arkadaşlar? Element. Element o zaman arkadaşlar tek cins atomdan meydana gelmektedir. Ait oldukları elementin kısaltması ile sembolize edilirler. Örneğin karbon atomu bir araya gelerek çok sayıda karbon atomu bir araya gelerek karbon elementini meydana getirmektedir. Bakın arkadaşlar karbon elementi iki tane elektron var arkadaşlar bu şekilde. Son yörüngesinde de 4 toplam 6 tane arkadaşlar bir elektrondan meydana gelmektedir. Ve bu şekilde arkadaşlar biz atomlar topluluğu olarak ifade edebiliriz arkadaşlar elementleri. Şimdi atomlar da arkadaşlar atomun kelime anlamı parçalanmayan kütle demektir arkadaşlar. Parçalanmayan madde demektir. Ama aynı bizim hücre gibi arkadaşlar. Hücre de içi boş oda demekti. Atom ve hücre iki yanlış kullanılan, anlamı yanlış olan kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Atom da parçalanamayan en küçük parça demektir. Fakat daha sonra yapılan çalışmalarda arkadaşlar atomların da parçalandığını, daha küçük parçalardan meydana geldiğini ifade edilmiştir. Bunlardan birincisi arkadaşlar atomun parçasını oluşturan birinci madde arkadaşlar nötronlardır. Nötronlar adı üstünde nötrdürler arkadaşlar. Atomun merkezinde ve atomun çekirdeğinde bulunurlar. Bakın arkadaşlar şurada neler varmış arkadaşlar? Nötronlar var. Bakın bunlar nötronlar. Atomun çekirdeğinde bulunurlar ve arkadaşlar nötrdürler. İkincisi arkadaşlar protonlar. Protonlar artı yüklüdürler. Atom merkezinde atom çekirdeğini oluştururlar. O zaman arkadaşlar biz diyebilir miyiz ki proton arkadaşlar proton artı arkadaşlar nötron, proton artı nötron ikisi arkadaşlar atomun çekirdeğini meydana getirir diyebiliriz. Proton artı nötron bakın neyi meydana getiriyor arkadaşlar? Şurada görüldüğü üzere çekirdeği ne yapıyor arkadaşlar? Meydana getiriyor. Şimdi bir dik ise arkadaşlar elektronlardır. Elektronlar arkadaşlar eksi yüklüdür. Işık hızına yakın hızda atomun çekirdeğinin çevresinde hareket etmektedirler. Böylece ne yaparlar arkadaşlar? Burada dönen bir hareket, dönme hareketini yaparlar, yaparlar. Nötron ve protonların kütlesi, yani proton ve nötronların kütlesi, proton da arkadaşlar nötronların kütlesi birbirine eşittir. Elektronlar bir bulutumsu yap olarak karşımıza çıkmaktadır ve arkadaşlar kütlesi ihmal edilebilecek kadar azdır arkadaşlar. Bu şekilde atom daha da küçük alt parçalardan oluşmaktadır. Bazılarına göre 27-30'dan daha fazla alt parçacıklar oluşmaktadır. Bunu fizikçilere bırakalım. Bizim için arkadaşlar nötron, proton ve elektronlardan oluşmaktadır diyebiliriz. Atom numarası ve atom kütlesi. Atom numarası. Elemente özgü olan proton sayısına atom numarası diyoruz. Elemente özgü olan proton sayısına atom numarası diyoruz. Örneğin arkadaşlar helyumun çekirdeğinde 2 proton vardır. Helyumun çekirdeğinde 2 proton vardır. Atomun elektrik yükü nötrdür. Atomun elektrik yükü nötr. Yani yüksüzdür arkadaşlar. Proton sayısı, elektron sayısı ve atom numarası birbirine eşittir. Proton sayısına çekirdek yükü de denir. Şimdi arkadaşlar elementlerin burada görüldüğü üzere kalsiyumu örnek olarak vermişiz arkadaşlar. Bakın şöyle atom numarası 20'dir arkadaşlar. Aynı zamanda proton sayısını da ifade eder. 40 bakın arkadaşlar şurada element ağırlığıdır arkadaşlar. Elemente özgü olan ağırlık olarak ne yapılabilir? İfade edilebilir. Şimdi bakın burada kütle numarası arkadaşlar proton artı nötron sayısıdır. 2 proton artı 2 nötron 4 nükleon meydana getirir arkadaşlar. Çekirdeğinde nedir? 4 tane çekirdeği arkadaşlar kütle numarası 4'tür. Elektronlar çevrede bulundukları için arkadaşlar ihmal edilebilecek kadar hafiftirler.
Bunun için atom numara, kütle numarasına ne yapılmaz arkadaşlar? Dahil edilmezler. İzotoplar. Nedir izotoplar? Arkadaşlar kimyasal manada izotoplar proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan elementlere izotop diyoruz. Ama arkadaşlar biyolojik olarak bir sürü unutmamız lazım. Biyolojik olarak izotop ise birbirinden farklı ağırlığa sahip olan, birbirinden farklı ağırlığa sahip olan aynı elementin formlarına biz izotop diyoruz. İzotoplar arkadaşlar örneğin DNA'nın eşlenmesinde kullanılan azot 14, azot 15 de deney tüpünün içerisine koyuyorduk. İleride bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Deney tüpünün üstünde ortasında dipte bir birikiyordu arkadaşlar. Bakterilerin ve yapılan deneylerde yarı korunumlu eşlenmeyi anlatmak için. Burada arkadaşlar bizim için yani biyolojik için izotop tanımı arkadaşlar şudur. Atomun farklı ağırlıklara sahip olan elementin farklı formları olarak ifade edebiliriz. Şimdi kimyasal manada geldiğimiz zaman ise arkadaşlar bir elementin bütün atomlarının proton sayısı aynıdır. Bir elementin bütün atomlarının proton sayısı aynıdır. Proton sayısı değişmez çekirdekte bulunur. Nötronları farklı olabilir. Yani proton artı nötron atom ağırlığı mıydı arkadaşlar? Evet, proton artı nötron atom ağırlığıydı. O zaman proton aynı, nötron değiştiği oranda biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Şunu diyebiliriz. Proton ve nötron değiştiği oranda biz şunu diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki atomun ağırlığı birbirinden farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin karbonun arkadaşlar, karbon 12'yi düşünelim arkadaşlar. Karbon 12. Şimdi karbon 12'de arkadaşlar 6 proton ve 6 nötron bulunmaktadır. Ve 12 kütle numarasıdır arkadaşlar. Şimdi karbon 13 ise arkadaşlar 6 proton. Çekirdeğinde 7 nötron varsa 13 tane kütle, 13 kütle numarasına sahiptir arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar karbonun atom numarası, karbonun arkadaşlar proton sayısı 6 idi. Eğer 8 tane nötronu varsa arkadaşlar 14 kütle numarasına sahiptir. İşte 3 izotopunu karbonu bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve üçü de farklı ağırlığa sahiptir. Şimdi bakın arkadaşlar buraya karbon 12. Bakın arkadaşlar karbon 13. Bakın arkadaşlar karbon 14. Radyoaktif bir maddedir arkadaşlar. Ve böylece arkadaşlar 3 farklı izotopundan bahsetmiş olduk karbonun. Karbon 12, karbon 13 izotoplar arkadaşlar kan izotoplardır. Çekirdekleri parçacık kaybetmezler. Ancak karbon 14 izotopu kararsızdır. Kararsız demek arkadaşlar radyoaktif izotoplardır. Şimdi çekirdek parçalanır. Proton sayısı değişirse başka bir elemente değişebilir. Radyoaktif karbon azota dönüşebilir. Şimdi arkadaşlar azotu yazacak olursak biz buraya azot 7 arkadaşlar şu şekilde ve şöyle 14 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 7 proton atom ağırlığı arkadaşlar 14 olduğunu söyleyebilirsek arkadaşlar şöyle. Şimdi karbonun ise arkadaşlar şöyle 6 şöyle 14 olduğunu söylersek. Bakın arkadaşlar atom ağırlıkları ikisinde 14'tür. Yani karbon çekirdeği değişir, kolayca değişebilir ve kolayca neye dönüşebilir arkadaşlar? Azota dönüşebilir. Bunun için radyoaktif maddeler biyolojik deneylerde moleküllerin izlenmesinde arkadaşlar kullanılması pek tercih edilen bir durum değildir. Peki biz radyoaktif madde, biz arkadaşlar izotoplara nerede faydalanıyoruz? Yani izotoplar biyolojinin neresinde var? İzotoplar arkadaşlar fosil yaşıtının tespitinde kullanılmaktadır. Yarılanma ömürlerinden faydalanarak biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Yarılanma ömürlerinden faydalanarak biz şunu yapabiliyoruz. O fosilin yaşının ne kadar olduğunu görece olarak tespit edebiliyoruz. Ve fosil yaşının tespitinde sıklıkla arkadaşlar radyoaktif izotoplar kullanılmaktadır. Az önce bahsettik. DNA'nın replikasyonunda da yine aynı şekilde arkadaşlar biz neden bahsediyoruz? DNA replikasyonunda da izotoplardan kullanıyoruz. Azotun organik bazanın yapısında olduğu için 14, 15 olması, deney tüpüne konması, farklı ağırlığa sahip olması bize ne yapmaktadır arkadaşlar? Bunu göstermektedir. Şimdi bir de sıklıkla fotosentez solunum özellikle biyokimyasal tepkimelerde atomların izlediği yolun belirlenmesinde kullanılmaktadır. Mesela arkadaşlar atıyorum radyoaktif izotoplu bir besin maddesi fareye verdik. Bu fare bu besini kullandıktan sonra arkadaşlar biz bu radyoaktif izotoplu besin maddesini daha sonra vücudunun neresinde rastlarsak demek ki bu radyoaktif izotoplu madde vücudunda oraya gitmiştir denilebilir. Atomların izledikleri yolların tespitinde de kullanılmaktadır. Kobalt kanser hücrelerinin öldürülmesinde,
radyoizotoplar kullanılmaktadır, radyoizotoplar kullanılmaktadır arkadaşlar. Yani kanser tedavisinde de rastlanan bir durumdur arkadaşlar. Elektronların enerji düzeyleri. Şimdi arkadaşlar enerjinin kaynağı elektronlardır. Şimdi fotosentezde biz burada sıklıkla bahsedeceğiz arkadaşlar. ETS'de klorofil elektronu ne yapacak? ETS elemanlarına verecek. İlk elektron aksatörüne verecek. İlk elektron aksatörü elektronu aldıktan sonra arkadaşlar ETS'ye aktaracak. Sonra tekrar klorofile dönecek. Veya natriye aktaracak arkadaşlar. Bunun sonucunda kazandığı enerjiyi ne yapmış olacak arkadaşlar? Vermiş olacak. Şimdi elektronların enerji düzeyleri her bir arkadaşlar elektron şu şekilde yörüngelerde bulunurlar. Elektronlar nerede bulunurlar arkadaşlar? Şöyle yörüngelerde bulunurlar. İlkinde bakın arkadaşlar 2, 2 tane vardır. Ve sonra 8, 8, 8 diye ne yapar arkadaşlar? Gider. Atomun çekirdeğinden elektronlar ne kadar uzak ise elektronların enerjileri de o kadar fazladır arkadaşlar. Yani uzaklaştıkça en son yörünge şuradaki arkadaşlar sahip olan enerji şuradaki sahip olan enerjiden daha fazladır. En çok enerji doğal olarak en son basamaktaki elektronlarda bulunur. Şimdi böylece arkadaşlar biz fotosenteze şöyle bir atıf yapacak olursak elektron bu yörüngeden bu yörüngeye geçtiğinde bir enerji kazanır. Fotosentezde böyle olmaktadır. Klorofilden elektron bir sonraki basamağa eksit olur. Daha sonra arkadaşlar elektron tekrar eski yörüngesine geri geldiğinde kazandığı enerjiyi geri vermektedir. İşte klorofil yapısındaki elektron bir sonraki yörüngeye geçtiğinde elektron enerji kazanır. Bir sonraki yörüngeye geçer. Bir sonraki yörüngeden tekrar eski haline geldiğinde ise arkadaşlar kazandığı enerjiyi geri vermektedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi elektronların konfigürasyonu, düzenlenişi nasıl meydana gelmektedir? Elektronlar atomun çevresinde, çekirdeğinin çevresinde dizilmişlerdir. Ve arkadaşlar bir bulutumsu küme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir bulutumsu kümedir arkadaşlar. Ve bu bulutumsu küme ve bu bulutumsu küme arkadaşlar gösterim şekli olarak yörüngelerde gösterilmektedir. Anlatım kolaylığı olsun diye. Ve elektronlar atomun çevresinde ışık hızına yakın bir hızla hareket etmektedir arkadaşlar. Işık hızına yakın bir hızla ne yapmaktadır arkadaşlar? Hareket etmektedir. Bir atomun kimyasal davranışı büyük ölçüde en dış kabuğundaki elektronların sayısı tarafından belirlenir. Yani son yörüngesindeki elektron sayısı atomun arkadaşlar hangi ya da bir elementin hangi elemente kimyasal tepkimi yapacağı, kimyasal tepkilerin çeşidinin nasıl olacağı hakkında bize fikir vermektedir. En dıştaki kabuktaki elektronlara valans elektronu ya da değerlik elektronu en dış kabuğa da arkadaşlar valans kabuğu denir. Mesela arkadaşlar hidrojenin valans elektronu birdir. Lityumun valans elektronu birdir arkadaşlar. Bakın şöyle. Son yörüngesindeki arkadaşlar elektrona valans elektronu. Kabuğuna da arkadaşlar biz valans kabuğu diyoruz. Valans kabuğunda aynı sayıda elektron içeren atomlar benzerdir. Mesela arkadaşlar sodyum valans arkadaşlar bakın şurada bir tane arkadaşlar. Demir mesela demir sonra klor 7 valans elektronu vardır arkadaşlar sodyumla birleşir. Şimdi sodyum arkadaşlar artı 1'dir. Sodyum arkadaşlar son yörüngesinde bir tane elektron vardır. Klor ise arkadaşlar bakın 2 tane burada var arkadaşlar. 2 tane burada var arkadaşlar 4. 2 tane burada var arkadaşlar. Bir tane de burada var. 2, 4, 6, 7'dir. Şimdi işte arkadaşlar son yörüngesindeki elektron. Burası bir tane, burası da 7 tane olduğu için sodyum buraya bir elektronu verir. Yani sodyum ve klor birleşir. Eğer burada arkadaşlar 6 tane olsaydı, aynı karbonun mesela son yörüngesinde 6 elektron var arkadaşlar. Bu durumda sodyum ve karbon birleşen diyecekti. İşte son yörüngesindeki elektronlar ne yapıyor arkadaşlar? Bakın NaCl'yi oluşturuyor. Klor 7, sodyum 1 olduğu için bir tane elektronu veriyor arkadaşlar ve iyonik bağ kuruluyor. Bu da atomun karakteristik özelliğinin son yörüngede bulunan elektronlar tarafından belirlendiğini bize göstermektedir. Valans elektronları, valans kabuğu arkadaşlar, dolu olan bir element reaktif değildir. Yani son yörüngesinde arkadaşlar, oktete tamamlamış ise, yani son yörüngesinde 8 tane elektron varsa arkadaşlar 2 helyum için arkadaşlar 2'dir diğerler için 8'dir arkadaşlar. 8 tane elektron varsa arkadaşlar bunlar arkadaşlar valans kabuğu valans elektronları tarafından doldurulmuştur. Diğer atomlarla kolayca etkileşime girmezler.
Bunlar arkadaşlar soy gazlar olarak ifade edilirler. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon gibi maddeler gibi arkadaşlar elementler nedir? Soy gazlardır ve diğer elementlerle kolayca bileşik oluşturmazlar. Şimdi kimyasal bağlar nedir arkadaşlar? Kimyasal bağlar nerede kullanılıyor? Şimdi kimyasal bağlar arkadaşlar valans elektronu birbirine aktarılması veya valans elektronun birbiriyle paylaşılması ile bir çekim gücü oluşturulmasına dayanır. Yani elektronlar ya birbiriyle ortaklaşa kullanılır ya da bir elementten diğer elemente elektronun aktarılması söz konusudur arkadaşlar. Ve bunun sonucunda da elektronların ortaklaşa kullanılması veya aktarılması sonucunda da arkadaşlar ne meydana gelmektedir? Bir kimyasal bağ kurulmaktadır. Biyolojide arkadaşlar bizim sıklıkla karşımıza çıkan 3 farklı tipte kimyasal bağlar bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlardan birincisi kovalent bağlardır. Kovalent bağlar nedir? Bir çift valans elektron iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyor ise, hani ya iyon alışına ya da karşılıklı olarak ortaklanmasına dayanıyor demiştik ya, kovalent bağlardan bir çift valans elektron iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa buna biz kovalent bağ diyoruz. Kovalent bağla tutulan iki ya da daha fazla atom molekülü oluşturur. Şimdi arkadaşlar bakın klor, bakın şöyle klor, iki tane bakın şu klor arkadaşlar son yörüngesine baktığımız arkadaşlar 7. Burada da yine 7. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? İkisi bir araya gelerek kloru meydana getiriyor. Klor molekülünü meydana getiriyor. Oksijen de yine aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi şurada bu oksijenimiz arkadaşlar. Şurada iki tane hidrojenimiz. Oksijenimizin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar son yörüngesinde elektron bulunmaktadır. Şu ise arkadaşlar hidrojen. Hidrojenin arkadaşlar bir tane son yörüngesinde elektron kullanmaktadır. Şimdi şu oksijen buraya geldiği zaman arkadaşlar bakın şu bizim şu arkadaşlar oksijenimiz. Şu arkadaşlar son yörüngesindeki hidrojeni bakın buna verdi. Bu da bakın böyle kullanıyor arkadaşlar bu şekilde. Bakın bu da arkadaşlar burada ortaklaşa bakın şunu ortaklaşa kullanım söz konusu. Şurada da arkadaşlar yine ortaklaşa kullanım söz konusudur. O zaman oksijen arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, özür oksijen 6'ydı arkadaşlar. 7 nereden yazdık? Oksijen 6'ydı arkadaşlar. Şimdi oksijen 6 tane son yörüngesinde elektron var. Hidrojenin de arkadaşlar bir son yörüngesinde elektron var. Şu diğer hidrojenin de arkadaşlar bir tane son yörüngesinde elektron var. O zaman onları da ortaklaşa kullanınca oksijen okteti tamamladı. Yani son yörüngesinde 8 tane elektronu olmuş oldu. Kararlı bir hale geldi. Şimdi arkadaşlar hidrojen ise son yörüngesinde bir elektron var. O da oksijenle bir elektronunu ortaklaşa kullanınca dubleti tamamladı arkadaşlar. Hidrojen için dubleti tamamlama, ikiye tamamlama terimi kullanırken diğer elementler için arkadaşlar 8'e. Yani okteti tamamlama terimi kullanılır. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Okteti tamamlamış oldu. Ve böylece arkadaşlar kovalent bağlar kurulmuş oldu arkadaşlar. Hidrojen bakın şöyle son yörüngedeki bir atomu ortaklaşa kullanıyor kendisi. H2 molekülü meydana geliyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde son yörüngesindeki elektronu ne yapıyor arkadaşlar böyle şurada kullanıyor. Bu kullanım sonucunda arkadaşlar bakın son yörüngesinde bir elektron vardı. Bunun son yörüngesinde bir elektron var. Bunlar arkadaşlar bakın ortaklaşa kullanıyorlar. Ve H2 molekülü bunun sonucunda meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi kovalent bağlar arkadaşlar birincisi apolar kovalent bağlardır. Bir atomun kovalent bağ elektronuna karşı gösterdiği ilgiye elektronegativite denir. Nasıl atomların birer atom numarası vardır arkadaşlar. Her bir atomunda birer elektronegativite değeri vardır. Oksijen 3,5'tır. Klor arkadaşlar 3,1'dir. Nitrojen 3'tür. Azot. Karbon 2,5'tür. Fosfor 2,1'dir. Hidrojen 2,1'dir. Sodyum 0,9. Potasyum ise arkadaşlar 0,8'dir. Bir elektronegativitesi vardır arkadaşlar bu şekilde. Aynı elementin iki atom arasındaki kovalent bağ elektronuna karşı gösterilen çekim gücü birbirinin aynısı ise arkadaşlar burada kutuplaşma yoktur. Bakın son yörüngesinde arkadaşlar 1. Bunun da arkadaşlar 1. İkisinde hidrojen olduğu için arkadaşlar bakın şurada
Hidrojen olduğu için arkadaşlar bakın. Nedir? Oksijen, klor, birbirinin elektronegativitesi arkadaşlar 2.1'dir. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar biz elektronegativitesi 1 olduğu için çekim gücü birbirinin 1'dir. Yani bir kutuplaşma yoktur. İşte arkadaşlar kutuplaşma olmadığı için biz bunu arkadaşlar apolar kovalent bağlar diyoruz. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Apolar kovalent bağlar diyoruz. Elektronegativitesi birbirine yakın veya birbirinin aynısı atomlar arasında oluşan bağlara apolar kovalent bağlar denir. Bir kutuplaşma yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ikincisi polar kovalent bağlar. Polar kovalent bağlar nedir? Bir atomun daha elektronegatif başka bir atoma bağlandığında elektronlar arkadaşlar eşit elektronlar eşit paylaşılmaz. Burada arkadaşlar bir kutupluluk söz konusudur. Biz buna da arkadaşlar polar kovalent bağlar diyoruz. Hocam nasıl polar kovalent bağlar? Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar hidrojen ve oksijen düşündüğümüzde oksijen hidrojenden daha elektronegatif bir maddedir. Bir bakalım arkadaşlar şimdi buradan. Oksijen 3.5 arkadaşlar. Hidrojen 2.1. Oksijen hidrojenden daha fazla elektronegatif bir nedir arkadaşlar? Maddedir. Oksijen daha fazla. Şimdi oksijenle hidrojen. Bakın arkadaşlar şu arkadaşlar hidrojenimiz. Bu ise arkadaşlar oksijenimiz. Şimdi bakın iki tane hidrojen ne yaptı arkadaşlar? Yan yana geldi. Şimdi oksijen bu şekilde yan yana geldiğinde arkadaşlar bizim oksijenimiz şöyle meydana geldiğinde oksijen arkadaşlar oksijen hidrojenin üzerindeki ve kendi üzerindeki elektronları çeker. Niye çeker? Çünkü arkadaşlar oksijen daha fazla elektronegatiftir. O zaman arkadaşlar oksijen kısmi eksi yüklü, hidrojenler ise arkadaşlar kısmi artı yüklü olarak meydana gelir. Bir kutuplaşma söz konusudur. Yani ne demek kutuplaşma arkadaşlar? Şu demektir. Hidrojenler artı, oksijenler artı, hidrojenler ise arkadaşlar eksi yüklüdür. Ve bunun sonucunda da polar bir molekül olarak su karşımıza çıkmaktadır. Hidrofilik. Polar molekülün su ile etkileşimde bulunmasıdır. Sudaki hidrojenin diğer moleküllerde hidrojen ile etkileşimde bulunması sonucunda molekül suya karşı bir afinite gösterir. İşte arkadaşlar biz buna hidrofilik diyoruz. Su moleküllerinin hidrojene karşı bir afinite göstermesidir. Hidrofobik. Apolar moleküllerin birbirleriyle etkileşimlerine hidrofobik etkileşim diyoruz. Yani apolar moleküller su içerisindeyken polar olan su molekülleri yerine birbirleriyle etkileşime girerler. Apolar moleküllerin bu su yerine birbirleriyle etkileşime girmelerine hidrofobik etkileşim diyoruz. Apolar moleküller Van der Waals etkileşimiyle güçlendirilirler ve böylece de su ile yani polar bir molekülle etkileşime girmezler. Biz kimyada bu kuralı benzer benzeri çözer ilkesiyle açıklıyoruz arkadaşlar. Polar bir molekül olan su polar bir molekül olan polar molekülleri ne yapabilir arkadaşlar? Çözebilir. Örneğin yağlar apolar molekül oldukları için suyun içerisinde çözülmezler. İyonik bağlar. Kovalent bağlardan sonra. İyonik bağlar arkadaşlar atomlar arasındaki yük değişimi olmasıyla gerçekleşir. Şimdi son yörüngesinde sodyum 11 olduğu için arkadaşlar bakın şöyle bir tane ne vardır arkadaşlar? Son yörüngesinde sodyumun değerlik elektronu vardı. Yani valans elektronu 1'dir arkadaşlar. Klorun ise arkadaşlar valans elektronu 17. 7. Klorun ise valans elektronu arkadaşlar 7'dir. Şimdi bu durumda arkadaşlar sodyum 1 elektronla klora verir ve böylece arkadaşlar sodyum 10 elektronla son yörüngesindeki o 1 elektronu verdiği için arkadaşlar 10 elektronun ikisi ilk iki yörüngede 8'i arkadaşlar sonraki ikinci yörüngede olacağı için arkadaşlar kararlı bir duruma geçer. Klor ise arkadaşlar son yörüngesinde birincisinde 2, ikincisinde 8, 10. Son yörüngesinde 7 elektron vardır. Sodyumdan 1 elektron alınca arkadaşlar 8'e okteti tamamlar ve böylece naçeyle ile yani bir tuz meydana gelmektedir arkadaşlar. Elektron yükü taşıyan atoma iyon denir. Artı yüklü ise katyon. Bunlar elektron vermiştir arkadaşlar. Sodyum bakın burada ne yapıyor arkadaşlar? Elektronu veriyor. Bakın klor arkadaşlar burada klor arkadaşlar bu şekilde. Mesela sodyum elektronu veriyor arkadaşlar. Elektronu verdiği için katyon haline geliyor. Artı yüklü oluyor. Anyon ise arkadaşlar eksi yüklüdür. Elektron almıştır arkadaşlar. Klor ise eksi yüklüdür. Yani bir tane elektron almıştır. Sodyum ise artı yüklüdür arkadaşlar. Yani bir tane
elektron vermiştir anlamı çıkmaktadır. Üçüncü bağ çeşidimiz hidrojen bağları. İyonik bağlar, kovalent bağlar. Üçüncüsü ise hidrojen bağlarıdır. Bir moleküldeki en elektronegatif bir atomun başka bir elektronegatif atoma kovalent bağlı bir hidrojen arasında kurulur. Yani bir molekülün en elektronegatif atomu ile diğer molekülün hidrojeni arasında kurulan bağ hidrojen bağı diyoruz. Burada arkadaşlar en yaygın olarak hidrojen bağlarını biz suda görüyoruz. Şimdi bir su molekülünü düşündüğümüz zaman H2O. Arkadaşlar bir suyun yapısındaki arkadaşlar en elektronegatif atom arkadaşlar oksijendir. En elektronegatif atom nedir arkadaşlar? Oksijendir. Bakın şurada arkadaşlar şu oksijen en elektronegatif atomdur. Çünkü oksijen elektronegatif hidrojenden fazla olduğu için elektronları çeker. Diğer molekülün ise hidrojen bağı hidrojeni arasında diğer su molekülü hidrojeni arasında kurulan şu bağ nedir arkadaşlar? Hidrojen bağıdır. Değişik bir ifadeyle bir elementin yapısındaki bir molekülün yapısındaki en elektronegatif atom ile diğer elementin yapısındaki hidrojen arasında kurulan bağ hidrojen bağı diyoruz. Suda en elektronegatif atom oksijendir. Diğer suyun yapısındaki hidrojen ile kurulan bağ nedir arkadaşlar? Hidrojen bağına örnek olarak verilebilir. Şimdi bir bakalım. Molekülün hidrojen bulunan uçları sahip olduğu pozitif yükle komşu moleküllerin elektronegatif bölgelerine zayıf bağlar oluşturarak bağlanır. Bakın şöyle arkadaşlar. Şu hidrojen arkadaşlar. Bakın bu da oksijen. Şu arada kurulan şu bağ arkadaşlar hidrojen bağıdır. Bakın oksijenle hidrojen arasında kurulan şu bağ nedir arkadaşlar? Hidrojen bağları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hidrojen ile en elektronegatif atom ile hidrojen arasında kurulmaktadır diyebiliriz. Moleküllerin arkadaşlar biyolojik işlevi biçimi ile ilgilidir. Yani molekülün yapısı, molekülün biçimi, şekli çok önemlidir arkadaşlar işleri için. Mesela enzimler anahtar kilit modeliyle çalışırlar. Substrata etki ederler. Şimdi substratın şeklinden, o biçiminden ne yaparlar arkadaşlar? Bunları tanırlar. Moleküllerin biçimleri atom yörüngelerine yerleşim tarafından belirlenir. Örneğin arkadaşlar metan düzgün dört yüzlüdür. Su ise arkadaşlar arasında 104,45 derecelik bir açıya sahip olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Arkadaşlar bugünkü bu dersimizin arkadaşlar sonuna gelmiş olduk. Biyoloji için kimya ile ilgili arkadaşlar söyleyeceğimiz bu kadar. Bu giriş konusu arkadaşlar bize ilerideki konuların anlaşılması açısından fayda sağlayacağını düşünmekteyim. İyi günler.